Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda patlıcan kebabı var. Patlıcan kebabımızı biraz farklı bir şekilde hazırlıyorum. Patlıcanlarımızı alacalı soyduktan sonra gördüğünüz gibi biraz kalın olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Ben 4-5 adet patlıcan kullandım. Patlıcanlarımızı alacalı soydum ve dilimlere ayırdım. Patlıcanlarımız çekirdeksiz olduğu için tuzlu suda bekletmedim. Tavamızın içerisine sıvı yağımızı aldım ve ocağımızı açtım. Yağımızı biraz ısıttıktan sonra patlıcan dilimlerini tavamıza dizerek kızartma işlemine başlayacağım. Patlıcanlarımızı tuzlu suda bekletmediğim için sonradan üzerlerine biraz tuz serpiyorum. Sizler damak zevkinize göre tuzunuzu ayarlayın. Ama iç malzemesi olarak da hazırlayacağımız etli ve sebzeli karışımımız da tuzlu olacağı için patlıcanları çok fazla tuzlamayın. Arkalı önlü çevirerek patlıcanlarımızı kızartmaya devam edelim. Bütün patlıcan dilimlerimizi bu şekilde çevirerek kızartıyoruz. Kızaran patlıcanlarımızı fırın tepsimizin içerisine alalım. Ve geriye kalan patlıcan dilimlerimizi de hemen kızartalım. Kızartma işlemimizi çabucak bitirelim. Evet, onları da fırın tepsimize yerleştirerek alıyorum. Bu şekilde diziyorum tepsimizin içerisine. Ve şimdi üzerinde kullanacağım malzemeyi hazırlıyorum. Patlıcan dilimlerimizin üzerine etli karışım hazırlayacağım. Bir kaşık tereyağımızı erittim ve bir büyük boy kuru soğanı yemeklik doğradım. Tereyağımızın içerisinde sotelemeye başladım. Soğanlarımız tereyağın içerisinde sotelenirken diğer tarafta 2 büyük boy domatesi yemeklik olacak şekilde dilimlere ayırıp hazırlıyorum. Domateslerimizin kabuklarını soydum ben. Sizler dilerseniz soymayabilirsiniz. Domateslerimizi de soğanla birlikte hafif soteledikten sonra içerisine kuşbaşı doğranmış dana etimiz var. Yaklaşık 300 gram kadar. Sizler kişi sayınıza göre miktarınızı artırabilirsiniz. Ben yemeğimizi 5 kişilik hazırladım. Etlerimizi de iyice soteliyoruz ve pişmesi için karıştıralım ara ara ve güzelce pişmesini sağlayalım. Etimiz domatesin suyu ile birlikte iyice pişmeye başladı. Yarım yemek kaşığı kadar domates salçamız var. 1 su bardağı ılık suyu dökerek domates salçamızı da eritelim ve suyunu çekinceye dek pişirmeye devam edelim etlerimizi. Bu arada baharatlarımızı da ilave ediyorum. Her zamanki gibi ben kırmızı pul biber ve karabiber kullanıyorum. Sizler damak zevkinize uygun olabilecek her türlü baharatı kullanabilirsiniz. Etlerimiz iyice suyunu çekti gördüğünüz gibi ve lokum gibi de piştiler. Şimdi fırın tepsimizin içerisine kızartarak dizdiğimiz patlıcanlarımızın üzerini çatal ile bastırarak biraz ezelim. Bütün patlıcanlarımızı aynı şekilde hazırladık. Bu şekilde üzerine yerleştireceğimiz etlerimiz için yer hazırlıyoruz. Önceden sotelediğimiz etlerimizi kaşık yardımıyla alıp dilimler halinde tepsimize dizdiğimiz patlıcanların tam üzerine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Tek tek bütün patlıcanların üzerini etlerimiz ile dolduruyoruz. Patlıcan kebabımızı dilimlenmiş ve kızartılmış patlıcanlar ile hazırladım ve lezzeti gerçekten çok güzel ve çok hoşunuza gidecek bir ana yemek olarak öğünlerinizde kullanabileceğiniz lezzetli bir tarif. Biz severek tükettik. Sizlerin de seveceğinizden eminim. Farklı bir yöntem kullandım. Evet, bu şekilde hazırladıktan sonra tepsimizi fırına götürmek için hazırlıyorum. Üzerine yarım su bardağı kadar kaynamış su döküyorum. Zaten etlerimizi pişirirken salça kullanmıştık. O yüzden tekrar salça ilave etmedim. Ve fırına gidiyoruz. 200 derecelik fırında suyunu çekinceye dek pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok nefis ve lezzetli bir görüntü ile fırından çıkardık. Mis kokusu da mutfağımızı iyice sardı. Sizler de bu güzel lezzeti mutlaka hazırlayın ve sevdiklerinize ikram edin. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yiyecek olanlara da afiyetler olsun. Tekrar gelecek olan yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.